Herkese merhaba arkadaşlar, Outlast'ın oynanış videosuyla karşınızdayım. Outlast bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde oyunculara sunuldu. Ben de böyle sizler için bir oyunun oynanış videosunu çekmek istedim. Outlast'ın hikayesi, kısaca arkadaşlar, siz bir haber muhabirisiniz. Böyle bir akıl hastanesi var, böyle bir tımarhane. Özellikle din adamlarının yönettiği bir tımarhane var. Burada karışık şeytani olaylar dönüyor ve siz de bütün habercilik yeteneğinizi konuşturarak bu korku dolu mekana girip o içerideki olayları araştırmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki içeriye girdiğiniz anda, yani tımarhaneye adımınızı attığınız anda, bütün bu karanlık olaylar zinciri, bu şeytani olaylar sizleri kendi atmosferine çekiyor ve içeride bir nevi kapana kısılıyorsunuz, ölüm kalım savaşı veriyorsunuz. Yani kısaca bu şekilde Outlast'ın hikayesi. Arkadaşlar, bu video kanalın ilk videosu olacak. Yani bundan sonra diğer bölümlerini de oynayacağız hep beraber. Bu ilk video bir nevi sizler için, Outlast'ı satın almadıysanız, ilk izlenim tadında olabilir. En azından oyunun nasıl bir oynanış sunduğunu, nasıl bir korku sunduğunu bu video ile daha net anlayabilirsiniz. Tabii ki diğer bölümleri de akabinde gelecektir. Eğer kanalıma abone olursanız diğer videoları da görme şansına sahip olursunuz ilk elden. Tabii ki Outlast'ta sınırlı kalmayacağım. Diğer oyunların da böyle incelemelerini, oynanış videolarını, yeni çıkan oyunların ilk izlenimlerini sizlere bu kanal üzerinden aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu ilk video olduğu için kanal hakkında biraz da bilgi vermek istiyorum sizler için. Kanalda gerçekten böyle saygı ve seviyeli bir ortam oluşturmayı istiyorum. Yani daha çok, siz de çok biliyorsunuz, böyle piyasada çok fazla oynanış videosu sunan arkadaşlar var. Bu işi çok başarılı yapan arkadaşlar da var. Yalnız böyle işin içine argo kelimeler, küfürler katan arkadaşlar da oluyor. Ben tabii ki onlara bir şey diyemem. Yani kendi tercihleri, kendi seçimleri, kendi tarzları, bir şey diyemem. Yalnız bu kanalda bunlar olmayacak arkadaşlar. Gayet saygılı ve seviyeli bir ortamda hep beraber oyunların keyfini çıkaracağız. Oyunları ilk elden inceleme yapacağız. İlk elden bir ilk izlenim yapacağız hep beraber. Umarım keyifli vakitlerde geçireceğiz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan Outlast'ın ilk bölümünden oyuna giriş yapalım ve oyun bizi nasıl karşılıyor hep beraber bir görelim. Evet, New Game'e tıkladım. Yalnız bir uyarı yazısıyla karşılaştım. Evet, küfürlü bir dil kullanıldığını söylüyor oyunda. Onun bir uyarısını yapmışlar bize. Arkadaşlar, Outlast gerçekten böyle saf bir korku oyunu. Yani düşmana, yani size zarar veren düşmana hiçbir şekilde zarar verebileceğiniz herhangi bir silah kullanamıyorsunuz. Tamamen çaresizlik içindesiniz. Yani oyunda bu atmosfer aktarılmaya çalışılmış. Gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum. Kendim oyunu bitirdim. Ama sizler için tekrar bir daha oynayacağım. Evet, böyle ilk önce arabada başlıyor, böyle arabanın içerisindeyiz. Arabayı yalnız biz kullanmıyoruz, sadece böyle sağa sola bakabiliyoruz. Evet, Mount Massive Akıl Hastanesi burası. Biz de aracımızla geldik şu an. Ve bu akıl hastanesindeki dönen dolapları araştıracağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Evet, böyle ilk geldik. Bekçi kulübesi de boş. Henüz kimseyle karşılaşmadık. Evet, dosyamı da aldık. Evet arkadaşlar, oyunda kameramız var. Birçok şeyi, her şeyi, gördüğümüz, yaşadığımız olayları bir nevi kaydedeceğiz. Açıkçası bu kamera sadece kayıt işi için değil,
ilerleyen bölümlerde bizleri gerçekten zor durumlardan, karanlık yerlerden kurtaracak arkadaşlar. Çünkü bazı yerlerde kameranın sadece gece görüşüyle ilerleyebiliyoruz. Gerçekten çok karanlık bir atmosferi var zaten oyunun. Evet, şöyle etrafa baktığımız zaman gerçekten korkutucu ve şeytani bir yer gibi duruyor. Bu akıl hastanesi. Evet, şu pencerede biri var. Evet arkadaşlar. Yalnız bu hastanenin kapıları kilitli. Girmek için başka bir yol bulacağız. Evet, şuradan geçelim. Evet arkadaşlar, şu iskeleden çıkacağız yukarı. Evet, şuradaydı sanıyorum. Evet, böyle inşaat iskelesi gibi bir iskele. Oradan devam edeceğiz. Bir giriş bulmamız gerekiyor. Evet, böyle dikkat ederek yürüyoruz ki aşağı düşmeyelim. Evet, girişi bulduk. Şu an ortalık karardı. Evet, az önce de dediğim gibi yani kameranın gece görüşüyle ilerleyeceğiniz bölümler var. Çünkü kamerayı kapattığım zaman ortalık zifiri karanlık. Bu da olaya çok ayrı bir psikolojik etki yapıyor arkadaşlar. Çünkü karanlıkta böyle kameranın o gece görüşü etrafı zaten korkunç olan yerleri zaten daha da fazla... Bunu hep yiyorum. İlk oyunda da böyle yemiştim bunu. Gerçekten korkutucu. Yani oyunda bu tip şeyler çok fazla var. Direkt ilerleyelim. Evet arkadaşlar, şu an hastanenin içindeyiz. Yalnız böyle burada konuşmamın başında da belirttiğim gibi içeride gerçekten şeytani olaylar dönüyor. Böyle her taraf kan revan içinde. Şurayı açalım. Evet, burada dosya var. Bu dosyalar arkadaşlar oyunun aslında içeride oyunda, yani bu akıl hastanesinde neler dönüyor, neler olmuş, bir nevi onu size anlatmaya çalışıyor bu notlarla ilgili. Hastaların kayıtları falan. Eğer İngilizceniz biraz iyiyse notları, burası kapandı. O notları da okuyarak oyunun gidişatı hakkında daha sağlam bilgiler alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an pil aldım. Kameramız pille çalışıyor. Yani bu etrafta topladığınız pilleri kesinlikle oyunun bazı bölgelerinde kullanacaksınız. Yani şu sağ tarafta gördüğünüz pil işareti var. En fazla 10 tane pil taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Bizim şu an 3 tane pilimiz var. Orada görmüşsünüz, sağ üstte 3-10 yazar. Yani pillere dikkat edin. Sağda solda pil bulduğunuz zaman kaçırmayın, hemen alın. Çünkü çok işinize yarayacak. Evet, şuradan girelim. Yani arkadaşlar, oyunu bitirmeme rağmen bu numaraları hep yiyorum. Gerçekten böyle sahneleriyle çok karşılaşacaksınız oyunu. Evet, burada da böyle ayaklarından baş aşağı asılmış, kafası olmayan bir adam var. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Evet, bu arkadaşı da kazığa oturtmuşlar. Buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Evet, kameramızın gece görüşüyle ilerledikten sonra
geçiyoruz. Burası kapalı. Şuradan gidelim. Little pig. Oo, yakaladı bizi. Devasa bir şey bu. Ve bizi aşağı attı. Evet arkadaşlar, böyle bir yukarıdan aşağı düştük fakat herhalde ölmedik, böyle baygın bir vaziyette. Din adamı. Evet, dediğim gibi böyle bu din adamları yönetiyor bu akıl hastanesini. Allah bilir neler yapıyorlardır hastalara. Gerçekten zaten burada böyle bir dehşet şeyler olmuş belli. Her tarafta böyle cesetler. Evet arkadaşlar, şu an kendimize geldik. Devam ediyoruz. Yalnız o arkadaş kaybolmuş. Neyse, devam edelim şuradan. Oraya hiç girmesek de. Evet, karşıda biri var. Evet, key card istiyor. Sanıyorum şurada bir yerdeydi o da. Evet arkadaşlar, şöyle gidelim. Burada böyle tekerlekli sandalyede biri yatıyor. Bunlar gerçekten zombiye dönmüş arkadaşlar. Evet, televizyon izliyorlar. Yalnız bize saldırmıyorlar şu an. Evet, şöyle ilerleyelim. Evet, burada güvenlik kartımız var. O kapıyı açacağız. Az önceki gördüğümüz kapıyı. Devam ediyorum şu an. Yalnız bunlar böyle televizyon izliyor ama televizyonda hiçbir şey yok. Hepsi kafayı yemiş bunların. Biz bunlara böyle sıyrılmadan ufaktan gidelim. Evet. Oh. Üzerimize atladı. Biz fazla bulaşmadan gidelim çünkü düşmana zarar verebileceğimiz hiçbir şey yok. Onlardan ya kaçacağız ya saklanacağız artık. Yani başka da çaremiz yok. Oyunda zaten bu psikolojik baskıyı gerçekten oyuncunun üzerine aktarmayı başarmış. Şu an gidiyoruz. Burada böyle şeylerin resimleri var. Herhalde bunlar doktorlar. Yalnız bunlar hastalardan daha psikopat görünüyor. Evet, buradaki şeyi açtıktan sonra şurada bir evet, bilgisayara oturalım. Evet, burası herhalde gözetleme birimi. Oh. Biri ışıkları kapattı. Arkadaşlar, biri geliyor. Hemen dolaba saklanmamız lazım çünkü içeri girersek işimiz biter. Oh. Arkadaşlar, devasa, az önce bizi böyle tutup aşağı atan yaratık. Yaratık şu an odada bizi arıyor. Yanındaki dolabı açtı. Umarım bu dolabı da açmaz. Evet, gidiyor. Arkadaşlar, tek silahınız saklanmak. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Oyunun bir numaralı kuralı bu. Saklan, kaç.
Yani başka da bir yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Evet, sanırım gitti biz şuradan. Buradan bir an önce topuklayalım. Evet arkadaşlar, şu aşağı doğru iniyorum. Evet, burası göz gözü görmüyor. Mecburen kameramızla ilerleyeceğiz. Evet, şurada bir dosya var, onu alalım. Bu dosyalara J tuşuyla bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani eğer klavye ve mouse'la oynarsanız oyunu J tuşuyla dosyalara göz atabiliyorsunuz. Yani topladığınız dosyaları. Evet, içeriden bir sesler geliyor ama. Evet, bu arada pilimiz bitiyor. Hemen pili değiştirelim çünkü böyle bir yaratıklar sizleri kovaladığı zaman pil değiştirmek gerçekten çok zor. Evet, şurada bir tuşa basacağız. Yalnız arkadaşlar, sesi duyan direkt sese doğru geldiği için, yani bulunduğunuz yerde saklanacağınız dolaplar veya karanlık bir yerler varsa hemen saklanmanızı tavsiye ederim çünkü direkt böyle sesi duyan sese doğru geliyor. Yakalanırsanız, eğer oradan da kaçamazsanız işiniz bitiyor arkadaşlar. Ki kaçmanız da biraz işin açıkçası zor oluyor. Evet, bakın şu an geldi. Bir tane psikopat muhtemelen bizi arıyor. Evet arkadaşlar, yan dolabı açtı şu an. Böyle dolapları falan da açıyorlar, yani şansa sizin dolabı açarsa işiniz ya, direkt topuklayıp kaçmanız lazım. Evet, biraz uzaklaşsın, çıkalım buradan. Evet, şurada bir tane pil var. Pilleri toplamamız lazım. Evet, şuradan yavaş yavaş inelim. Evet, bu arada pilimiz bitiyor. İkinci mekanizmayı da çalıştırdım. Arkadaşlar, çok berbat bir durumda yakalandık. Dolaba saklanabilecek miyiz? Umarım bizi görmez. Evet, şu an odanın içine girdi. Arkadaşlar, şu an yandaki dolabı açacak galiba. Oyunun yapay zekası da hemen hemen iyi sayılır arkadaşlar. Yani böyle düşmanın gelip sizi araması, hatta böyle bazı bölgelerde karanlık yerlere saklanıyorsunuz. Tabi o arada kameranızın gece görüşüyle düşmanı takip ediyorsunuz. Yani o psikopatı, yaratığı böyle sizin olduğunuz noktaya doğru böyle bir dikkatlice bakıyor. Hani gelecek mi gelmeyecek mi diye merak ediyorsunuz arkadaşlar. Bu bile sizin üzerinizde bir baskı uyandırabiliyor. Bu arada buradan bir an önce çıkmamız lazım, yoksa işimiz bitecek. Evet arkadaşlar, şuradan elektriği de açalım. Çünkü az önce yalnız kaçmamız lazım. Arkadaşlar, çok kötü yakalandık. Buradan bir an önce topuklamam gerekiyor.
arkadaşlar, kaçmam gerekiyor. Oo, çok yer aldık. Az önce ilk bölümde evet şurada bir asansör gibi bir şey olması lazımdı. Asansör değildi bu ya, şey, jeneratör. Evet, şuradan kurtulmam lazım. Oo, neyse ki kurtulduk. Böyle ara yerlerden de geçtiğiniz zaman peşinizden gelemiyorlar arkadaşlar. Yani bir kovalama sahnesinde öyle bir yer bulduğunuz zaman direkt dalın hiç düşünmeden, çünkü peşinizden gelemiyorlar. Burada ne yapacaktık? Asansör çağırdık. Adam düştü aşağıya. Evet arkadaşlar. Burası kilitli. Yalnız oyunu bitirmeme rağmen açıkçası bölümlerin de ilk bölümünü de unutmuşum. Yani arkadaşlar böyle korku oyunu oynuyorsanız, daha doğrusu korku oyunlarını seviyorsanız, bu oyunu bir denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. $20 satılıyor Steam'de. Gerçekten fiyatını hak eden bir oyun olduğunu düşünüyorum. Fena bir oyun değil arkadaşlar. Yani sunduğu atmosfer, korku dinamikleri gerçekten başarılı olmuş. Tabii ki eksisi yok değil. Her oyunun artıları, eksileri olur. Yani grafikler nasıl diyeyim size? Ne çok çok üst düzey ne de çok kötü diyebilirim. Grafikler yeterli seviyede arkadaşlar. Evet galiba şurada burasıydı. Evet. Yine yakalandık arkadaşlar, böyle bir şırıngayla bir şeyler enjekte ettiler. Herhalde bir uyuşturucu verdi çünkü sağımız solumuz karardı. Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şeytani bir olaylar dönüyor. Böyle görünmez varlıklar, psikopatlar. Gerçekten oyunda, yani bu akıl hastanesinde bayağı bolca var. Şu an yakalandık. Bakalım ikinci bölümde bizleri neler bekliyor. Evet, böyle bir hücrede uyanıyoruz arkadaşlar. Kendimize geliyoruz. Evet, kameramız her zamanki gibi yanımızda. Yani olmazsa oyunun olmazsa olmazlarından, çünkü o kamera yoksa birçok yerde kendi başınıza kalırsınız, hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Yalnız burası da böyle haç işaretleri falan var, böyle karmaşık yazılar, iğrenç bir yer arkadaşlar. Oo, biri geldi. Yani tamamen hepsi kafayı yemiş arkadaşlar. Burası da herhalde ağır hastaların kaldığı hücreler. Bir an önce buradan çıksak iyi olur. Oo. Evet arkadaşlar, bir an önce buradan çıkalım. Maybe Father Martin's men. Maybe. He looks
Tiplere bak. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım abi. Gerçekten ilginç tipler var. Evet arkadaşlar, böyle kolu bacağı doğranmış insanları da görebilirsiniz. Herhalde bunların üzerinde arkadaşlar böyle genetik bir şeyler yapıyorlar. Allah bilir neler yapıyorlardır çünkü çok şey... Oh. Yani oyunu oynamama rağmen hala beni korkutabiliyor arkadaşlar bazı böyle sahneleri. Evet, burada böyle içeride biri yatıyor. Evet, şuradan çıkacağız arkadaşlar. Yani önce burayı terk etmemiz lazım. Oho. Evet, burada da böyle bir katliam işleniyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yerde bir tane güvenlik görevlisi olmuş. Evet, şuradan sürüneceğiz. Gerçekten iğrenç bir atmosferi var arkadaşlar oyunun. Yani oyunda bunu tamamıyla hissediyorsunuz. Mideniz kalkıyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde gerçekten psikolojinizi bozabiliyor. Evet, ne diyor burada? Kanı takip et. Yani kanı takip edeceğiz de pek hayra alamet değil yani bu kanın gittiği yerde. Neyse, devam edelim. Neredeyiz? A bloktayız. Evet, burada da kafayı yemiş biri. Evet, şuradan aşağı ineceğiz. Biz ona pek bulaşmayalım. Ne yapacakları belli olmuyor çünkü. Evet, şuradan gidelim. Burada bir şey yok. Oo. Arkadaşlar, orada bir katliam işleniyor. Hadi herifin beynini yani bir cop darbesiyle patlattı. Biz ona pek bulaşmadan şöyle bize bakıyor. Biz ona pek bulaşmayalım çünkü sonumuz pek iyi olmayabilir. Oo, kötü oldu, bizi gördü. Yalnız orada bir tane düğme var, ona basmamız lazım. Arkadaşlar, o düğmeye basmam gerekiyor çünkü başka çıkış yolum yok. Oh. Yalnız buradan bir an önce toz olmam lazım. Oh, bu da geldi. Tam yani bir sen eksiktin, sen de gel. Evet, neyse ki kaçmayı başardık. Evet arkadaşlar, dilerseniz videoyu burada keselim. İkinci bölüme de en kısa zamanda devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kanalda gerçekten böyle, yani kanalımda saygın, seviyeli bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Siz de benimle birlikte oyunların oynanış videolarıyla, ilk izlenimleriyle, yeni çıkan oyunların özellikle ilk izlenimleriyle birlikte keyif almak istiyorsanız veya yeni oyunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.